Bugün 10 Kasım 2023. Onu kaybedeli 85 yıl oldu. 85 yıl oldu ama sevgili seyirciler bugün de Dolmabahçe Sarayı'ndan, Türkiye'nin dört bir yanından gelen fotoğraflara baktığınızda göreceksiniz. Sanki onu bugün kaybetmiş gibi halkının gözündeki acısı, içindeki acısı. Biz de bugün bir 10 Kasım vesilesiyle özel bir yayın yapalım istedik. Ulu Önder'i, Mustafa Kemal Atatürk'ü tekrar hatırlayalım. Onu hiç unutmuyoruz ama onun dehasından biraz daha fazla nasiplenelim. Bugün itibariyle bilmeyenlere, bilenlere biraz daha Atatürk konuşmak için bir fırsatımız olsun istedik. Ve Profesör Doktor Celal Ort Celal Ortaylı dedim iyi mi? olabilir abi. Ya bu rahatsız etmiyor sizi ama o güzel. Hayır şey. ya şeref duyarım. Yani İlber gibi bir üstadla bir arada anılmak. Abi ben haftanın iki günü sizle bir sizle bir Celal abi, İlber abiyle program yaptığım için ben artık ben de karıştırdım. O yüzden <laughs> bağışlayın ama buradan İlber abi de çok seviyoruz. O yüzden kulaklarını da çınlatmış olalım. Profesör Doktor Celal Şengör'le ile birlikte bugün 10 Kasım özel yayın yapacağız. Celal abi e, her 10 Kasım'da Dolmabahçe'ye binlerce insan gidiyor. Biz her sabah oradan 10 Kasım sabaha yayın yapıyoruz Kafa Radyo. Aferin. Ve ben orada şunu görüyorum. İnsanların gözünde Yıllardır yani ben 20 yıldır falan oradan yayın yapıyorum her 10 Kasım'da. O acı o kadar taze ki. Ya inanılmaz bir şey. 85 yıl geçmiş Atatürk'ü kaybedeli. Her 10 Kasım sabahı insanların yüzündeki acı onu sanki dün sabah kaybetmişiz gibi. Bu nasıl oluyor abi ya? Yani? Basit. 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün meşalesi söndü. Alev gitti geriye bir kor kaldı. O alevi tekrar canlandırmak yerine biz o korun ışığında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Millet bunun farkında. Onun için alevi özlüyor millet. Atatürk'ü özlüyor. Yani bu çok az topluma nasip olabilen bir şey. Ben Atatürk gibi bir lideri biliyorsun dünyanın her tarafını dolaştım ben. Antarktika'da bir devlet yok. Penguenler var. Onların lideri hakkında bir fikrim yok. Dünyanın başka yerinde ben Atatürk'ün yaptığı etkiyi yapmış bir lider tanımadım. Yani sen söylüyorsun. 85 yıl olmuş ya. Yani 15 sene sonra bir yüzyıl olacak. İnanılmaz. Bu adam öleli. Ve biz bugün aynı özlemle, aynı acıyla o 10 Kasım'da Atatürk'ü hatırlıyoruz. Yani o günü yaşayanlar babam rahmetli anlatırdı. Atatürk'ün öldüğü haberi duyuldu diyordu. Birdenbire diyordu bizim eve yas çöktü. Herkes kahroldu. Ağlayanlar. Şimdi benim babamın büyükleri tahsilli insanlar değillerdi. Ama hepsi göçmendi. Hepsi Atatürk'ün geldiği yerlerden geliyorlardı. Ve o vatan kaybetmiş insanlar kendilerine bu vatanı hediye eden memleketlilerine şükran duyuyorlar. O çok başka bir acıdır. Yani sen bizim Cevdet'le konuş. Cevdet biliyorsun 79'da gelenlerden. 78'de pardon gelenlerden bu konu açıldığı zaman hep Cevdet diyor, siz o acıyı bilmezsiniz. Onun için her 10 Kasım'da başımızı hatırlayacağız. Ama öncelikle onun fikirlerini hatırlayacağız. Onun amaçlarını hatırlayacağız. Ve o amaçlara doğru yürümek için tekrar and edeceğiz. Milletçe. Neydi bu amaçlar? Öncelikle bizi uygar insan yaptı. Biz bin sene Anadolu'dakiler, Anadolu Türkleri bin sene köle olarak yaşamışız. Yani devlet büyüklerinin dahi köşkleri, bilmem neleri falan padişahındı. İstediği zaman el koyuyordu. Atatürk bakıyor, böyle bir toplum olamaz olamazdı. Benim diyor hayalimdeki toplumdaki insanlar hür olmalılar, hür düşünebilmeli. Çünkü diyor ilerleme ancak böyle olur. Hür düşüneceksin ki beğenmediğin bir şeyi söyleyeceksin. Bak bu olmamış diyeceksin. Sebebini anlatacaksın. Ha sen yanılıyor da olabilirsin. O zaman bir başkası gelip seni tenkit edecek. Bu imkanlar olacak. Öğrenci öğretmenini tenkit edecek. Ya diyecek ya bu anlattığım benim kafama yatmadı. Onun üzerine öğretmen gayret sarf edecek onu daha açık bir şekilde anlatabilmek için veya bazen öğrenci diyecek ki ya bu anlattığınızda galiba bir hata var. Ve öğretmen bunu kabul edecek ve çocuğa iltifat edecek. Yaşa sen diyecek. Ben bunları yaşadım. Ben hiç unutmuyorum Atatürk'ün bursuyla Almanya'ya giden İhsan Ketin 1946'da Uludağ'ın güzel bir haritasını yapmış. Falan bana bir gün dedi ki ölmeden ben bir davul daha, daha görmek istiyorum. Tamam hocam gidelim dedim. Bizim Bursa'da ev var. Dedim orada yatar kalkarız. Personel emrinizde. Bir Turgut abimiz vardı şoför. Falan. Onunla beraber Bursa'ya doğru gidiyoruz. İhsan Hoca'nın 1946'da yaptığı haritanın orijinali elimizde. Aydın gereği çizmiş orijinali elimizde. Falan. Ben baktım onun permiyen şisti dediği bir tabaka var. Şimdi öyle bir fasiyes Permiyen'de, Türkiye'de başka hiçbir yerde bilinmiyor. Ben de hocaya dedim ki ya hocam dedim bu hani permiyen değil de dedim. Acaba Trias'ın Karakaya'sı olmasın dedim. Yok yok dedi bu permiyen. Uzun lafın kısası kardeşim biz akşama kadar onun permiyen olmadığını ispat ettim ben. Bu bu arada bilmeyenler için söyleyelim. O taşların hangi döneme ait olduğuyla evet, ilgili bir tartışma. Evet. aynen. Ben onu ispat ettim. Hocanın nasıl hoşuna gittiği anlatamam sana. Bana dedi ki Celal bunu dedi hemen yayınla. Kendi yaptığı hatayı yayınlamamı istiyor. Hocam dedi ben bunu yayınlarım. Ama dedim ben sizin asistanınızım. Burası Türkiye. Hım. bir memleket. Diyecekler ki Dünden fırlama asistan hocasını mahcup etmeye çalışıyor. Kimse inanmaz bana. Ama siz derseniz ki dedim. Ben çuvallamışım. Bunu yayınlarsanız dedim. hiçbir bir etkisi olur. Yaptı Kardeşim mı? hoca bunu yayınlamakla kalmadı. Bir de asistanlarına teşekkür etti. Özgüvene bak abi. Nasıl abi? Özgüvene Ama bak. Ama işte bak bunlar yani İhsan Hoca... Kayserili. Sibyan Mektebi'ne gidiyor. Cumhuriyet'in ilk başlarından. İhsan Hoca 1914 doğumlu. işte savaş içerisinde Sibyan Mektebi'ne gidiyor. Sivas Muallim Mektebi'nden Yümlü Tolgay Bey. Bunların sınıf öğretmeni. Kayseri'de Sibyan Mektebi'nde. İhsan Hoca diyor ki Sivas Muallim Mektebi'nden geldi diyor Yümlü Tolgay Bey. Atatürk diyor. Daha birkaç sene olmuş. Adama diyor öyle bir gaz vermiş ki diyor. O diyor direkt bize onu nakletti diyor. Müthiş bir heyecan. Biz dünyayı yeneriz. Biz dünya seviyesini geçeriz. Düşün bunlar küçük çocuklar. Kayseri o zaman ne ya Allah aşkına felaket bir yer. Ondan sonra İhsan Hoca liseye gidiyor. Lisede lise müdürü Yunus Kazım Köni. Bu adam edebiyatçı, felsefeci. Lise müdürü. Bak, İhsan hocayı çağırıyor. İhsan diyor, sen ne olmak istiyorsun? İşte ben doktor veya mühendis diyor İhsan hocam. Bak İhsan diyor. Öğretmenlik fena meslek değil. Çok şerefli bir meslek. Bak diyor, paşa diyor, imtihan açıyor. Lise öğretmeni yetiştirilecek. Bunlar ama önce Avrupa'ya gidecekler. Orada 3 sene, o zaman 3 seneydi lisans. 3 sene okuyacaklar, geri gelecekler, liselere öğretmen olacaklar. Çok tavsiye ederim diyor. Şimdi İhsan Hoca duymuş, işte yurt dışına gitmek falan filan var. Demiş peki. İmtihanlara göre hepsini kazanıyor, Almanya'ya gidiyor. Almanya'da bu Kayserili gariban çocuk o kadar yetenekli çıkıyor ki, Hocası diyor ki, İhsan ya diyor sen doktora yap. İhsan Hoca diyor ki benim bursum ona müsait değil. Babasının beş parası yok nasıl okusun Almanya'da. Klaus diyor ki Peki ne yapmak lazım? Vallahi diyor hani şeyle konuşulabilir diyor İhsan Hoca. Berlin'deki talebe müfettişliğiyle. Klaus talebe müfettişliğini arıyor. Kim biliyor musun talebe müfettiş? Cevat Dursunoğlu. Erzurum Kongresi üyesi. Tarihçi, Cloos anlatıyor dursun oğluna. diyor ya burada diyor böyle müthiş bir olan var bunu harcamayın diyor lise öğretmeni yaparak bu diyor muhakkak doktorasını yapsın peki diyorlar bak Atatürk'ün Türkiye'si böyle bir Türkiye bunlar bu çocuklar böyle tek 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 hani çiçek toplar gibi evet topluyorlar ve gerekli yerlere getiriyorlar.